Ben Ekin Ömeroğlu, 34 yaşındayım, akademisyenim. Bale geçmişim çok yoğun olmamakla beraber biraz var diyebiliriz. Ama esas 20'li yaşlardan sonra baleyi çok sevdiğim için çocukluğumdan itibaren yetişkin bale yapıldığında yurt dışında öğrendikten sonra Türkiye'de bunu aramaya başlamıştım ve hiçbir yerde bulamadım. Birçok okula sordum, olumsuz cevap aldım. 20 yaşından sonra hani olmayacağı bu işin devam edilemeyeceği söylenmişti. Umudumu kaybetmiştim. Daha sonra ne zaman? 2017 senesinde yetişkin bale sayfasını gördüm sosyal medya üzerinden. Biraz çekindim ama yine de yazdım bir cesaret. Sonrasında da yetişkin bale yolculuğum başlamış oldu. Çocukken başlamıştım. Arada ara verdim. Tekrar devam ederken ortaokul lise yıllarında yaptım. Daha sonra üniversite yıllarında devam ettim. Ama hep böyle ara verdim, devam ettim, ara verdim, devam ettim şeklinde uzun süren bir yolculuk olmadı hiç benim için. Ama hep istedim. İstememle beraber çok da uzun soluklu olmadı. 2017'de yetişkin bale ile tanışana kadar. Yetişkin bale 2017 Nisan ayında başladım. Çevrimiçi dersleri yine pandemi başladığından beri online derslerin de hepsine katıldım. Yani mümkün olduğunca tabii ki. Onlar da aynı şekilde sınıfta yaptığımız gibi bazen daha bile faydalı olduğunu düşündüm. Çünkü televizyonda kendimi görebiliyordum daha büyük. Bazen hani sınıfta çünkü aynaya bakmaya çekinebiliyoruz ya da yani en azından ben öyle hissediyorum bilemiyorum. Başka yerlere odaklanabiliyorum ama televizyonda kendimi ve hocamı görmek daha hareketi ne kadar doğru yaptığımı anlama konusunda bence faydaları oldu. Ve tabii ki eğer evde bulunuyorsam, başka bir ortamda bulunuyorsam, stüdyoya gidemeyecek durumdaysam daha kolay katılmamı da sağlamıştı. Bale yaparken aslında bale yetişkin balede derslere katılırken hamile olduğumu öğrenmiştim. 2018 Ocak ayıydı tabii. 2018 Eylül'de zaten doğum yaptım. Dolayısıyla başından sonuna kadar yetişkin bale derslerine katıldım hamilelik sürecim boyunca. Aynı şekilde daha rahat bir hamilelik geçirmemi sağladı bence. En azından manevi olarak. Fiziksel olarak çok zorlu bir dönem yaşamadım. Bunda balenin katkısı da olabilir tabii ki. Ama özellikle manevi olarak stressiz bir hamilelik geçirdiğimi söyleyebilirim. Son bir aya kadar da Eylül ayında doğum yaptığım için Ağustos ayında derslere katılamamıştım sıcaklardan dolayı. Son bir aya kadar da bütün derslere devam ettim. Hayatımda bakış açım değişti. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Kendime daha çok güveniyorum. Daha pozitif olduğumu düşünüyorum. Çalışma hayatımda özellikle ders anlatırken duruşumun değiştiğini hissettim. Örneğin daha çok üçüncü pozisyonda durduğumu fark ettim ders anlatırken sınıfta. Yürürken koridorda ya da üniversite içerisinde yürüyüşüme de yansıdığını düşünüyorum. Çevremde genelde hep olumlu tepkilerle karşılaştım. Ailem, eşim onlar çok desteklediler. Arkadaşlarım çok desteklediler. Birçok arkadaşım olumlu olarak geri dönüş yaptı, sordular neresidir, nasıl yapılır, içeriği nasıldır diye. Genel olarak olumlu tepkiler aldığımı söyleyebilirim. Ay her şey... Gerçekten stüdyoları, Karaköy stüdyosu ama Cadde Stüdyosu'nun da ayrı kendine has bir havası var. Stüdyoları, sizleri, bütün eğitmenleri, dersleri, her bir derse gelmek gerçekten ayrı bir heyecan benim için. 2017'den başladığımdan beri hiçbir heyecan değişmedi. Çok büyük bir heyecan ve sevgiyle geliyorum. Dolayısıyla her şey gerçekten çok güzel devam ediyor benim için. Bunu
tamamlamak benim için zor gerçekten. Çünkü çok fazla şey ifade ediyor. Yetişkin bale bir kere her şeyden önce hepimizin, bütün yetişkin bale öğrencilerin kendi balesini yapabiliyor olması bence çok güzel. Bale dersleri müfredat olarak bence aynı şekilde yaptığımız hareketler aynı ama onları kendimizce yapıyoruz. Tabii ki düzeltmeler alınıyor ya da daha dikkatli yapmaya çalışıyoruz ama herkesin kendi bir balesinin olması, her kesimden, her yaştan insanın da buna katılabiliyor olması, daha özgür bir ortamda dans edebilmek bence çok değerli. İyi ki var diyorum her zaman yetişkin bale.